Herkese merhaba. Aslında uzun sürede beridir bu zihniyet eşitsizlik üzerinde kendisinin dışındaki inanç gruplarını yok sayıyor. Ama devlet dediğin ya da devleti temsil edenlerin, yöneticilerin bütün inanç gruplarına eşit bir şekilde davranması, eşit süreci eşit bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Bugün Nazmiye'deki bu durum aslında bu zihniyetin Alevi Kızılbaş kültürünü yok sayma, inkar etme ya da onu kabul etmemem şeyin dışa vurumudur. Bu anlamıyla da Nazmiye'deki yöneticiler, Nazmiye'deki mülki idareler ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde inanç meselesinde insanların inancını serbest bırakmaları, özgür bırakmaları ve buna müdahale etmemesi gerekiyor. Devlet böyle davranması lazım. Aksi takdirde kriminali edersiniz, aksi takdirde insanları ayrıştırırsınız. Biz tam tersi bu inanç, bu kültür birlikte yürümeyi, birlikte iş yapmayı hatta birlikte düşünen bir anlayışı, birlikte yaşamı savunan bir anlayıştır. Bu anlamıyla da bu demin başkanımızın dediği gibi demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, halktan, kadınlar, bütün insanların burada söylemek istediği şeyler ya da haykırmak istediği şey şu, bu inanca dil uzatmak.